Merhaba arkadaşlar, Dahi Profesör'e hoş geldiniz. Ergelim nasıl? Ve şimdi geri dönüştürülmüş bir karton parçası üzerinde bir daire çizeceğiz. Ardından Jackie Chan filmleri izleyerek öğrendiğimiz karate hareketleriyle tek bir hamlede kesin sonuca gideceğiz. Uzun parçayı bir tüp oluşturacak şekilde yuvarlayın ve süper yapıştırıcınızla yapıştırın. İlkokuldan beri kullanmadığınız cetvelin tozunu silin. Karton çemberin etrafında düzgün çizgiler yapmak için buna ihtiyacınız olacak. Dikdörtgenin mümkün olduğunca mükemmel olması için cetveli daha önce çizilen çizgilerle hizalayın. Dairenin içinde kare şekline sahip olduğunuzda bir maket bıçağıyla kesin. Aman dikkat edin, parmağınızı kesmeyin. Dikdörtgeni çemberden ayırın. Bu iki karton parçasını aldıktan sonra daireyi ekranda gösterildiği gibi tüpün içine yerleştirin. Düşmesini önlemek için kenarlarına biraz yapıştırıcı sürün. Şimdi küçük kardeşimizin oyuncaklarından küçük bir motor alın. Yoksa internetten sipariş verebilirsiniz. Motora uygun ölçüde pervaneye de ihtiyacımız olacak. Pervaneyi motora bağladığınızda ne olduğunu açıklamama gerek yok sanırım. Değil mi? Tahta çubuğu ölçmek için karton tüpün üzerine yerleştirin. Kesmek için pense ile nereden kesileceğini işaretleyin. Motorun her iki tarafına da yapıştırıcı sürün ve az önce kestiğiniz iki çubuğu birleştirin. Bunu karton tüpün içine yerleştirin ve süper yapıştırıcımızın bir kısmı ile sabitleyin. Küçük bir ampule ihtiyacımız olacak. Etrafına bakır tel sarın ve mini bir bobin oluşturun. Bakır tel bobini yerinde tutmak için bir miktar yapışkan bant, tercihen yalıtım bandı kullanın. Mutfaktan alüminyum folyoyu ödünç alın. Tabii bunu anneniz yokken yapmanızı öneririm. Bir alüminyum kareyi kestikten sonra başka bir bakır telin bir ucuna tutturun. Her iki kabloda ampule takıldığında atacağımız bir sonraki adımı zaten biliyorsunuzdur. Her iki ampulden gelen tellerin uçlarını birbirine bükerek bağlayın. Anahtara bağlamak için kullanılacak fazladan bir kablo ekleyin. Onunla ne açacağınızı düşünün. Eski uzaktan kumandalı arabalarda bulunan pillerden birini alın. Kırmızı ve siyah kabloları ekranda yaptığım şekilde bağlayın. Daha fazla bakır kablo bağlamamız gerekecek ama bu sefer motordan şaltere. Umarım bu teller size sorun yaratmaz. Elektrik devresini bitirmek için geriye kalan tek şey bağlantıları lehimle sabitlemek. Bu hareket bize yardımcı olacak. Tüpe bağlı karton dairenin kenarlarından birinde iki büyük delik açın. Hazır olduğunda her iki ampulü de deliklerden geçirin. Deliklere tutkal sürün. Kusursuz! Kablolar, piller, ampuller ve anahtarlarla işimiz neredeyse bitti. Sadece onları düzenlememiz gerekiyor. Anahtarı oraya yerleştirebilmek için küçük bir kare kesin ve kareyi çıkarın. Süper yapıştırıcı ile yapıştırın ve mükemmel çalıştığını test edin. Şimdi tuvalet kağıdına ihtiyacımız olacak. Merak edebilirsiniz, neden sıradan beyaz kağıt olmasın? Peki, eğer tüm dikkatinizi toplarsanız nedenini göreceksiniz. Beğendiğiniz renkte kalemler bulun. Ben sıcak renkler kullanacağım. Kağıda alev deseni çizmeye başlayın. Şimdi neden sıcak renkleri seçtiğimi anladınız mı? Daha iyi bir görünüm elde etmek için iki renk arasında geçiş yapın. Ben bir sanatçıyım. Bu parçaya Le Fogue adını vereceğim, yani ateş. Her iki alevimizde olduğunda birini ince bir tahta çubuğun etrafına sarın ve yapıştırıcı ekleyin. Ardından fazlalıkları kesin ve diğer aleve de aynı işlemi uygulayın. Onları kare deliğin kenarına yapıştırın. Portatif kamp ateşi dekorasyonumuzu yakmaya hazır mısınız? Ne kadar güzel göründüğüne bakın. Alevlerin hareket ettiğini görmek insanı mutlu ediyor. Çok sıcak olmadığını biliyorum ama birkaç dondurmanın da zararı olmaz. Nerede şu cetvel? Her iki dondurma çubuğunun tam ortasında bir çizgi çizin. Ayrıca az önce yaptığınız çizginin tam ortasında bir nokta işaretleyin. Bu çubukların ortasının uzunlamasını işaretlemek için kılavuz görevi görecektir. Garajdan matkabı getirin bana ve her iki çubuktaki çizgilerin kesişim noktalarında iki delik açın.
Tatam! İşte bir kutu kürdan. Bir tane alın, dondurma çubuklarını bağlamak için kullanın. Artık her şeyi güvence altına aldık. Yine aynı şeyi yapacağız. Sonra her iki uçtaki fazlalığı kesin. Ya nerede şu cetvel? Heh. Benzersiz ve güçlü daire testerimizle keseceğimiz merkezden 3,5 cm uzaklıkta bir çizgi işaretleyin. Bu son adımı tüm uçlarıyla tekrarlayın. Çok fazla ölçüm yaptığımızı biliyorum ama şikayet etmeyin. Size kendi insansız hava aracınızı nasıl yapacağınızı göstermemi istediniz, değil mi? 4 çeyrek kısmı da delin. Daha geniş bir matkapla büyütün. Deliklerin daha da büyük olması gerekecek. Bu yüzden deneme için alıp dışarı çıksan iyi olur. Şu devasa deliklere bakın. Kardeşinizin uzaktan kumandalı arabalarından bir tane daha ödünç alın. Çünkü drone'umuz için ihtiyaç olacak. Evet, onu sökmemiz gerekecek. Bu yüzden kardeşine arabasının nerede olduğunu nasıl açıklayacağını da düşünsen iyi olur. Ona arabasının tatilde olduğunu veya sadece süt almaya gittiğini söyleyebilirsin. Bu üzücü hikayeden sonra anteni kumandaya bağlayın ve gerektiği gibi çalıştığını test edin. Arabayı alın ve bir tornavidayla yerinde tutan küçük vidaları sökerek arkadaki kapağını açın. Onları kaybetmemek için güvenli bir yere koyun. Şimdi oyuncağın iç devresini çıkarın. Bir pervane ve bir devreye bağlı bir dizi mini motor için elektronik kutusuna bakın. Üzerinde delikler olan parçanın üstüne biraz süper yapıştırıcı sürün. Devreyi merkeze yapıştırırken ve birkaç dakika önce oluşturduğumuz devasa deliklere küçük motorları yapıştırırken uçuşta çıkmamaları için yeterince yapıştırıcı sürmeyi unutmayın. Sabah içtiğiniz meyve suyundaki pipeti çöpten çıkarın. İyi. Devreyi yerden ayıracak şekilde 4 parça kesin. İniş ayaklarını hareket etmeleri için her birini çaprazın uçlarına yapıştırın. Neredeyse bitirdik. Ama küçük drone'umuz hala havalanmıyor. Pilini takmamız gerekli. Sıradan bir bant parçasıyla onu drone'un gövdesine sabitleyin. Evet. En önemli kısım ise uçağın pervaneleridir. 4 tanesini küçük motorlara yerleştirin. Umarım mutlusunuzdur. Küçük ev yapımı drone sahibi olma hayalinizi gerçekleştirdim. Bu kanalda istediğiniz başka fikirleriniz veya önerileriniz varsa yorumlarda bize yazın. Kim bilir, belki dahi profesör dileğinizi yerine getirir. Bu arada drone'umla oynamaya devam edeceğim. Belki küçük bir kamera kurabilir ve ona casus özelliği ekleyebilirim. Böylece ailemin yemeği nerede sakladığını görebilirim. Ha, bu iyi fikir olabilir gerçekten. Bunlar bugünümüzün icatlarıydı. Daha şaşırtıcı ve basit icatlar yapmayı öğrenmek istiyorsanız kanalıma bir göz atın. Ek olarak burada daha harika icatlarla ilgili 2 video var. Buradan kanalıma abone olabilirsiniz. Böylece hiçbir videoyu kaçırmazsınız. Bu eğitimde bana katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.